Number One TV ekranlarında Fatih kaldığı yerden devam ediyor. Tekrardan yeni dönemdeki çalışmalara değinmek istiyorum. Buradan neler olacak? Biz başka hangi konserleri seyredeceğiz? Bunlara biraz değinelim mi? Tabii ki. Mart ayında dediğimiz gibi, biraz evvel bahsettiğimiz gibi, Burhan Öcal'la Nilkara İbrahimgil konserimiz var. Ondan sonra da inşallah, gene daha evvel açıklamadığımız bir şey, bu yaz başında Mayıs ayının 17'si gibi açılacak kendi konser alanımız var. Ve bu konser alanında evet, 23 tane konser olacak. Bu konserlerin arasında çok büyük yabancı gruplar ve Türk gruplar var. Cam için tabii bu konser alanında çok önemli. Bizim en önemli hedefimiz daha çok insana ulaşmak. Ve bu konser alanında Türkiye'nin ilk interaktif konser alanı olacak. Gerçekten özel. Aynı zamanda buradan tekrardan söylemek istiyorum. Bu aktivitelerin UNICEF'le bağlantısı var. Biraz da bunu değinelim. Bu kime fikriydi? Bu da gene ekip olarak bizlerin fikriydi. Sebebi de neden UNICEF derseniz, biz gene evrensel bir proje olduğumuza inandığımız için UNICEF de evrensel bir sosyal sorumluluk kuruluşu. Dünyanın her yerinde neredeyse mevcutlar. Bizim şu anki çalışma sistemimizde Türkiye'de yaptığımız etkinliklerden kazancımız Türkiye, UNICEF'in Türkiye Milli Komitesi'ne gidiyor. Hani burada da bir önemli ayrım var. Türkiye'deki çocuklarımızın eğitimine gidiyor. Fakat eğer ileride yurt dışında bir konser yaparsak, o da gene bir yurt, aynen o şekilde çalışmak üzere UNICEF'le beraber girdik bu işe. Ve tabii UNICEF'te herkesin çok saygı duyduğu bir kuruluş. UNICEF'in söylemi de şöyle, benim çok etkilemiştir. Çocuklar geleceğimizdir diyoruz ama aslında çocuklar bugünümüz. Çocuklarımızın eğitimine bugünden dikkat etmezsek ileride çok, çok kötü şeyler yaşayabiliriz. Çok doğru. Ya ne güzel şeylerden bahsediyorsunuz böyle. Ben burada gerçekten çok fazla etkilendim. Zaten yapılan çalışmalar son derece özel çalışmalar ki bunlardan kazanılan gelirin gerçekten önemli bir kuruluşa aktarılması ayrı bir, bence önemli projelerden bir tanesi. Ben zaten UNICEF'in de bu konuda size çok fazla teşekkür ettiğini de düşünüyorum. Çok keyifli bir çalışma imkanı yakaladık hakikaten ve aynı bir de başka bir konuya da değinmek isterim. DRAM'ın sosyal sorumluluk projesi olmasının dışında DRAM bir de 4 büyük denetim firmasından biri tarafından denetleniyor. Türkiye'deki birçok vakfa göre de mesela normal giderleri çok daha düşük bir yüzdesi. Sadece şirketin genel kazancının içinde %7'den daha fazlaya çıkamıyoruz şirket ana sözleşmesine göre. Bu konuda da çok ciddi ve sıkı çalışıyoruz. Yani bu durumda buradan hemen bunu söylüyorum. Her şey yasal. Kimsenin aklına başka herhangi bir şey gelmesin. Gerçekten elde edilen gelirlerin hepsi doğru orantıda UNICEF'e zaten gönderiliyor. Evet. Bu da önemli bir şey. Bunu da buradan söylemiş olduk. Yine güzel bir videoyla devam edelim. Sıradaki videomuz, az önce demiştik, isterseniz siz söyleyin. Shapeshifters. Evet, onu birlikte seyredelim. Daha sonrasında biz yeniden buradayız.